Herkese merhaba Adam Geyfe, hoş geldiniz. Tekrar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü konumuz tabii ki Instagram. Instagram kullanmayan yok gibi bir şey. Yani ben Instagram hesabım yok diyenlere şaşırıyorum. Başta ben de yok diyordum ama mecburen bu sistemin içine girmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten o sizi bir kaptı mı gerisini getiriyor ve devamlı bir şeyler paylaşmak ihtiyacı duyuyorsunuz. O yüzden ben de Instagram'la alakalı bir video çekmeye karar verdim. Daha doğrusu Instagram'da paylaşım yaparken bize fayda sağlayacak 3 tane uygulama var ve ben bunları çok kullanıyorum. Instagram'da takip ettiklerim ya da fark ettiğim bazı problemli paylaşımlar var ve özellikle bunlar hakkında yardımcı olabilecek uygulamalar bunlar. Instagram'a yeni girenler ya da bu konularda bilgisi olmayanlar fotoğrafları çekip paylaştıklarında bazen dik fotoğrafların yanlarında boşluklar bırakıyorlar. Beyaz boşluklar ya da yatay paylaştıklarında da üstten ve alttan boşluk bırakıyorlar ve bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Büyüttüklerinde de o fotoğrafı kesmek zorunda kalıyorlar ve göstermek istedikleri yerleri gösteremiyorlar. Biraz problemli. Olduğu gibi paylaştığında da sağda solda boşluklar oluşuyor ya da üstte altta boşluklar oluşuyor. Eğer konseptiniz buysa problem yok. Bütün paylaştığınız fotoğrafların üstünde ve altında beyaz boşluklar kaldığında sizin bir konseptiniz oluyor. Bununla alakalı bir sorun yok. O şekilde devam edebilirsiniz ama ara ara böyle şeyler yaptığınızda pek göze hoş durmuyor. Karşı tarafta pek beğenmiyor bunu. Bir de tatile gidiyor insanlar, bir sürü fotoğraf çekiyor. İşte 30 tane, 40 tane, 50 tane fotoğraf çekiyor ve peşi peşine 5 dakika arayla bunları paylaşıyorlar ve tabii ki kendince haklı sebepleri var. Güzel gördükleri şeyleri insanlarla paylaşmak istiyorlar ama bu da karşı tarafı çok sıkıyor. Ben açıkçası zırt zırt böyle gelen postlardan sıtkım sıyrılıyor devamlı. Bir de arkadaşınız, dostunuzsa, takip ediyorsanız niye beğenmedin, niye like atmadın sorularıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. O biraz insanı boğuyor yani. Aynı zamanda teyzeler, amcalar böyle el işleri yapıyorlar, handmade olaylarına giriyorlar, yemek yapıyorlar ve bunları paylaşmak istiyorlar, göstermek istiyorlar. Bunlar için de güzel bir video uygulaması var. Videomu sonuna kadar seyrederseniz gerçekten kimseye ihtiyacınız olmadan çok güzel şekilde postlarınızı, fotoğraflarınızı, çektiğiniz videoları Instagram'da kaliteli bir şekilde paylaşabilirsiniz ve o sorup da size cevap vermeyen insanlara da ihtiyacınız kalmaz. Çünkü ben de yaşıyorum. İşte fotoğraf paylaşacak, paylaşamıyor ya da sağını solunu kesmesi gerekiyor. Boyutu uymuyor Instagram sayfasında ya da story'de paylaşacak. Bu arada story'lerle alakalı da bir şeyler söyleyeceğim. Güzel story'lerinizi çektiğiniz fotoğraflardan, videolardan güzel story'ler yapıp da story atabileceksiniz bu videonun sonunda. Öyle sağa sola bir şey sormanıza gerek kalmayacak. Videomu seyretmeniz yeterli olacak. Önemli olan kendinize güvenmeniz, çektiğiniz fotoğrafları, videoları paylaşabiliyor olmanız. Bu iş için de açıkçası bazen şöyle şeyler de duyuyorum. İşte yaşın kaç, Instagram'dasın, şunu paylaş. Arkadaş, bunun yaşı başı yok. İnsan neyi yapmak istiyorsa peşinde koşacak. Eğer bu işi beğeniyorsanız, Instagram'da paylaşım yapmak istiyorsanız, video çekmeyi seviyorsanız, fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, güzel fotoğraflar çektiğinizde de Instagram'da paylaşın. Bunun yaşı başı yok. Yani bu Instagram sadece gençlerin, teenage'lerin falan yeri değil. O yüzden herkes yerini alabilir. Herkes de istediği gibi paylaşım yapabilir diyorum. Hazırsanız bu 3 uygulamaya başlayalım. Tabii ki başlamadan önce her zaman söylediğim gibi şuradan gelecek olan Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa soru sorabilirsiniz. Aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zili tıkladığınızda da kanalıma hem destek olmuş olacaksınız hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız diyorum. Ve benim kullandığım çok da işime yarayan 3 tane uygulama geliyor. Birincisi InstaSize, StoryArt, ikincisi, üçüncüsü de GoPro'nun Quick uygulaması. Bunlar tamamen ücretsiz. Bir tanesi ücretli ama ücretsiz kısımları işimize yarayacak diye düşünüyorum. İsterseniz önce InstaSize'dan başlayalım. Hemen telefonumu da açayım. Size örneklerle anlatacağım ki daha iyi anlayalım. InstaSize. Bunu Apple kullanıyorsanız Apple Store'dan, normal Google Player kullanıyorsanız Google Player'dan indirebiliyorsunuz. Ekranımda da göreceksiniz, şimdi yanında gözükecek. InstaSize'ı açıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi kendi fotoğraflarım var ve bu fotoğraflarımı normalde paylaşmak istediğimde sağ taraflarında hep boşluklar oluşuyordu. Şimdi bu boşlukları nasıl gidereceğiz onu size güzelcene anlatacağım. Hemen şurada artıya bastığınızda zaten kameranızda çektiğiniz fotoğrafları görüyorsunuz. Buradan bir tane fotoğraf seçeyim. Burada tam boyutunu görüyorsunuz. Şimdi bunu ne yapmak istiyoruz? Instagram'da tam paylaşmak istiyorum. Hemen alttaki Instagram tam paylaş kısmına bastığımda fotoğrafımı Instagram'daki ölçülere göre ayarlıyor ve sağda solda boşluklar bırakıyor. Ve bu boşlukları da benim doldurmam gerekiyor. Bunu doldurmak için de şu üstte gördüğünüz desen, renk, isterseniz onlara tıkladığınızda yan taraflarını bu şekildeki renklerle
doldurabilirsiniz. Şöyle göstereyim, pembe yaptım. Mesela ben bunu pek beğenmiyorum, böyle şeyleri. Ama fotoğraf kısmına bastığınızda iki seçeneğiniz var. Bir, fotoğrafınızı daha büyütüp şuradakine bastığımda kendi fotoğrafımı arka plana atıyor. Bulanıklaştır diye bastığımda, ben genelde bunu seçiyorum. Bulanıklaştır diye bastığımda da sağ ve sol tarafa benim orijinal fotoğrafımın bulanıklaştırılmış arka plan olarak yerleştiriyor. Ve şuradaki yukarı tuşuna bastığımda fotoğraf albümüne kaydet diyor. Burayı geçin, para istiyor. Orayı unutmayın, para vermenize gerek yok. Parasız kısmını kullanıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi fotoğrafımı Instagram'da kullanabileceğim şekilde hazırladı. Şimdi hemen Instagram'a geçiyorum. Biraz önce yaptığım, paylaşamadığım fotoğrafımı seçtiğimde gördüğünüz gibi Instagram'da full sayfa halinde paylaşabiliyorsunuz. Bence bu acayip güzel bir uygulama. Hem ücretsiz, yani ücretli olan kısımları da var ama bize ücretli olan kısımları bağlamıyor. Şu anda ihtiyacımız olan şey fotoğrafımızı düzgün paylaşabiliyor olmak ve sağ ve sol tarafta bulanıklaştırıyor olması da açıkçası fotoğrafınıza bir değişiklik katıyor. Benim çok beğendiğim bir uygulama, açıkçası çok da işime yarıyor. Bu beyaz ekranlardan hoşlanmıyorsanız, görmek istemiyorsanız bu uygulamayı kullanarak istediğiniz fotoğrafları, dik çekilen, yan çekilen ya da ölçüsü uymayan fotoğrafların ölçüsünü tamamen Instagram sayfasında, ana sayfasında paylaşılacak şekilde sizin için ayarlıyor. Çok zeki olmaya da gerek yok açıkçası. Çok basit bir uygulama. Herkes çok rahatlıkla kullanabilir diye düşünüyorum. İhtiyacınız olan bir uygulamadır ve size de çok faydalı olur. Şimdi gelelim GoPro'nun sunmuş olduğu Quick programına. Ben GoPro 7 kullanıyorum. Sualtı videolarını çekmeyi çok sevdiğim için özellikle GoPro 7 almıştım ilk çıktığında. Daha öncesinde 5 vardı, 7'ye geçtim. Şimdi param olursa, YouTube'dan biraz para kazanabilirsem 8'i alacağım. GoPro'yu aldığımda yanında bu uygulamalar da geliyor. Zaten Apple Store'dan da indirebilirsiniz. Google Play'den de indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz, GoPro'nuzun olmasına da gerek yok. 3 tane uygulama sunuyor GoPro. Bizim için, bizim ihtiyacımız olan, kullanacağımız program Quick programı. Quick programına bastığınızda bunun da kullanımı gerçekten çok kolay. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Hatta belki de benim anlatmama bile ihtiyacınız yok. Yani programı yükleyip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada size seçenekler sunuyor. Ortadaki artıya bastığınız zaman şu ana kadar çektiğiniz bütün fotoğraflar albümünüze giriyorsunuz zaten. İstediğiniz fotoğrafları seçip video da yapabilirsiniz. Ama ben size öncelikle fotoğrafları bahsetmek istiyorum. Şu hani tatile gittiğinizde bir sürü fotoğraf çekiyorsunuz. Hepsini birleştirip güzel bir klip yapalım istiyorum. Ben şimdi öylesine çekilmiş fotoğraflardan işaretleyeceğim. Bu arada fotoğraf albümümde herkese deşifre etmiş oldum. Allah'tan düzgün şeyler var. Bunlar notlarım. Bakalım. Bu arada hep video çektiğim için video dolu. Şunları da işaretleyeyim tek tek. Burada istediğiniz kadar fotoğraf seçebilirsiniz. Şimdi ben yaklaşık olarak bir 39 tane fotoğraf seçtim. Ekle tuşuna basıyorsunuz ve size bir arayüz geliyor. Burada da bir dakika, hemen ses gelsin. Şunu bir kulaklıkta da. Şimdi burada size fotoğraflarınızı işaretlediniz ve okey dediniz, ekle dediniz. Size çok alternatif sunuyor. Mesela Grammy'yi seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bütün fotoğraflarımı kendi hazırladığı slide üzerinde size sunum yapıyor. Arka fonda da müzik çalıyor. Biz bunun şuradaki kalem tuşuna basarak içerisindeki ayarlamak istediğimiz her şeyi ayarlayabiliriz. Süresini ayarlayabiliriz. Arka müziği değiştirebilirsiniz ya da değişik aplikasyonlarına geçebilirsiniz. Action kısmına geçebilirsiniz. Boxed, Labs. Şöyle göstereyim yavaş yavaş. Bunlar hep sunumları değiştiriyor. Kalem tuşuna bastığınız zaman başlığınızı değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi başlık yazabilirsiniz. Ben şimdi öylesine bir başlık yazdım. Sağa sola giderek istediğiniz fotoğraf üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Altta da görüyorsunuz, şurada ayarlamalar var. İstediğiniz odaklama kısmını seçebilirsiniz. Odağa bastığınızda işte sakalıma odaklamak istiyorum ya da alnıma odaklamak istiyorum.
Oraya çekip bırakıyorsunuz, tamam dediğinizde slide'a geldiğinde orayı daha çok odaklıyor ve gösteriyor. Tamamen sizin istediğinize kalmış bir şey. Şuradaki anahtara bastığınız zaman, ben durdurayım. Anahtar kısmına bastığınızda süreyi ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz dakikalarda videonuzu yapabilirsiniz. Müziği başlat dediğinizde size sunmuş olduğu müziğin nereden başlamasını istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Orta kısma geldiğinizde de yine ayarlarda detaylı istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Müzik kısmına bastığınızda da size sunduğu ücretsiz müzikleri arka fon olarak koyabilirsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz, hiçbir sorun yok. En başa bastığınızda da size sunmuş olduğu hazır animasyon kliplerini arasında geçiş yapabilirsiniz. Hangisi favorinizse, hangisini beğenirseniz onu kullanabilirsiniz. Zaten fotoğrafları gösterirken klip haline soktuğunda arka fondaki müziğin sound'una göre hareket ettiriyor. Eğer yavaş bir müzik seçerseniz fotoğraflar yavaş yavaş hareket ediyor. Slide olarak yavaş hareket ediyor ama daha böyle baslı ve hareketli bir müzik seçerseniz fotoğrafların hareket etme şeklinin de değiştiğini ve o müziğe göre uyum sağladığını göreceksiniz. Gerçekten çok başarılı bir uygulama. Her şeyi size hazır sunuyor. Ücretsiz olması da gayet güzel. İstediğiniz gibi çektiğiniz fotoğrafları klip haline getirebilirsiniz. Çektiğiniz videoları da klip yapar gibi, fotoğraf seçer gibi seçip aralarında geçişleri ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey ve çok da başarılı bir uygulama. Yapmış olduğunuz dosyayı bitirdiğinizde, bütün fotoğrafları seçtiniz, müziği ayarladınız, hangi geçişi istiyorsanız onu ayarladınız. İşte Grammy mi, Action mı, Boxed mı, Lapse mi istediğiniz seç. Bayağı da bir şeyi var yani, gördüğünüz gibi alternatifi var. Hangisini seçiyorsanız ve karar verdiyseniz kaydet diye bastığınızda otomatikman bunu saniyesini, dakikasını ayarladığınıza göre, işte Instagram'da 1 dakika en fazla atabiliyorsunuz. Nasıl ayarlamak istiyorsanız ona göre ayarlayıp sadece kaydet tuşuna basıyorsunuz. Kaydete bastığınızda fotoğraf albümünüzde videonuz hazır bir şekilde bulunuyor ve ondan sonra sadece size kalan Instagram'da paylaşmak ve like'ları kabul etmek. Yani çok kolay ve kullanışlı bir uygulama. Umarım siz de bunu indirip kullanırsınız ve faydalı olur. Üçüncü uygulamamızın adı ise StoryArt. Ben hemen kaydetmeden çıkıyorum. Hemen StoryArt'ı buluyoruz. StoryArt da yarı ücretli, yarı ücretsiz bir uygulama ama bize ücretsiz olan kısımları, işimizi görecek. Burada da her şeyi hazır, sadece sizin fotoğrafları seçip eklemeniz yeterli olacak bir uygulamadan bahsediyorum. Şu touch şeklinde olanlar da uygulaması ücretli olanlar. Bunlarla pek işimiz yok. Size zaten bunu indirdiğinizde haftalık bazen promosyon şeyler veriyorlar. Ücretli olan uygulama kısmındaki aplikasyonların hazır olan kısımlarının bazılarını ücretsiz olarak bir hafta açık bırakıyorlar. Kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Burada da ihtiyacınıza göre olan hangi seçenek işinize yarayacaksa, baştakiler touch, üzerinde touch olmayan resimlerde touch olmayanlar free, bedava kullanılabiliyor. Bazı kişiler şey diyor, hani çok fazla bir şey yok ama zaten hani kullanacağınız şeyle de alakalı. 2-3 tane fotoğrafı birleştirip değişik bir slide yapmak istiyorsanız bu program, bu uygulama açıkçası gayet iyi. Ücret verip de, para verip de başka bir şey kullanmanızı gerektirecek bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Şöyle bir popülerlerden mesela bir tane. Evet, şimdi animated olan kısımdan ben bir tanesini seçiyorum. Şu başta gördüğünüz olan. İşte bunlar ücretsiz olan kısımları. Mesela 3 fotoğraf yerleştirebiliyorsunuz. Bu da kullanımı, arayüzü çok kolay çünkü her şeyi hazır bir şekilde veriyorlar. Kısmın edit kısmına basıyorum. Beğendiğimiz, ihtiyacımız olan şey. Ben 3 fotoğraf paylaşmak istiyorum mesela. Hemen artıya basıp istediğim fotoğrafı seçiyorum. Biraz kendimden seçeyim. İkincisi de bu olsun, üçüncüsü de bu olsun. Done diyorum. Burada da isterseniz başlık ya da yazı yazmak istiyorsanız harfe bastığınızda istediğiniz başlığı ya da yazıyı girebilirsiniz. Müzik ekleyebilirsiniz. Bunda da müzikler ücretsiz. İşte sesi geliyor mu? Zaman kısmında da otomatiği yapıyorum. Şuradan zaten altta da gösteriyor size oynat dediğinizde nasıl olacağını. Bu da tamam. Evet, 3 fotoğrafı seçtim. Müziği de buradan hemen bir tane. Bu güzel değil, bunu seçeyim. Müziği ayarladık, fotoğrafları seçtik. Şimdi istersek yazı ekleyebiliriz. Yazı kısmına basıp text edit dediğimde
Hemen buradan klavyeye basıyorum ve istediğim ne yazmak istiyorsam hemen benim story. Yazdık. Okey dedim. Tamam. Şimdi istersek tıkladığınızda bu yazıyı aşağı doğru taşıyabiliriz. Şöyle göstereyim. Şu anda hazır. Aşağı sağdaki aşağı ok kısmına bastığımda da nereye kaydetmek istiyorsanız albüme dedim ve şu anda albümümde kayıtlı. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi 3 fotoğrafımı seçip slide'ımı hazırladım. Bunu story'de paylaşabilirim ya da Instagram ana sayfamda da paylaşabilirim. Gerçekten çok kolay. Siz isterseniz daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Beyaz arka planı değiştirip size sunmuş olduğu arka planları kullanabilirsiniz. Fotoğraf seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Kısa videoları ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şekilde istediğiniz gibi değişiklikler yapıp ihtiyacınız olan küçük kısa animasyon, küçük kısa klipleri hazırlayıp Instagram'da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Benim için çok önemli olan ve bugüne kadar çok sıklıkla kullandığım bu 3 uygulama InstaSize, GoPro'nun Quick ve StoryArt uygulamaları gerçekten çok faydalı ve çok işinize yarayacak uygulamalar. Kesinlikle Instagram kullanıyorsanız ya da Instagram kullanmaya başlayacaksanız olmazsa olmaz uygulamalardan 3 tanesi. Öyle 10-15 tane bir şey anlatıp da kafanızı ütülemektense böyle 3 tane kurtarıcı uygulamayı kullanmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. O yüzden bu uygulamayı anlatmaya karar verdim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Sonuçta kanalımda yaşadığım deneyimleri anlatıyorum ve bunlar da 3 uygulamada benim uzun zamandır deneyimlediğim ve kullandığım uygulamalar. O yüzden sizinle paylaşmak istedim ve bu videoyu seyrettiğinizde eğer buraya kadar seyrettiyseniz büyük ihtimalle de kimsenin yardımına ihtiyacınız kalmadan istediğiniz şekilde, istediğiniz gibi fotoğraflarınızı, istediğiniz ölçülerde fotoğraflarınızı paylaşıp İstediğiniz gibi kısa klipler hazırlayıp birden çok fotoğrafı aynı anda arka planda güzel bir müzik çalarak paylaşabileceksiniz. Bundan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış ve gelsin like'lar, beğeniler diyorum. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıkladığınızda her zaman söylediğim gibi kanalıma destek olmuş olacaksınız. Şuradan gelecek olan Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her türlü sorunuzu yorumlarınızda bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.